İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener konuşuyor. Düşündürücü olduğunu ifade etti ve bir dönüşüm yapmak suretiyle bu altılı masadan kalktığımız konusunda bir önerisi oldu. Bu sözleri nasıl değerlendireceğiz? Yerli ve milli bir çizgiye gelmek için Şimdi Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içerisinde. Dolayısıyla da her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya kalkıştı. Ona gayret ediyor. Geçen hafta HDP ile son derece neşeli, kakara kikiri görüntülü bir fotoğraf verdiler. Bir görüşme yaptılar. Birincisi bu. Daha sonra işte biliyorsunuz tutuklu sanık olan Selahattin Demirtaş hem özel helikopter hem özel jetle ailesini görmeye gönderildi, gitti. Şimdi bu böyle bir resim burada duruyor. Bu sabah uyanmış, böyle bir çözüm bulabilirim diye düşünmüş herhalde. Bu defa da HDP üzerinden her zaman yaptığı gibi bizi ne diyelim adına bizi o konuda dürtmeye kalkışmış. Yani şu hareketi yapmış. Ama biz bugüne kadar Sayın Erdoğan'ın yaptığı zikzaklara alıştık. Yani masalaya oturan kendileri, açılımları yapanlar kendileri, teröriste terörist diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri. Ama iş zora düşüldüğü zaman da yerli ve milli ilan edilen biziz. Biz Sayın Erdoğan ve arkadaşlarının millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren referandumda çok net, çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir siyasi partiyiz. İYİ Parti odur. Dolayısıyla çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener işte nelere, neye yanıt vermiş oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamalarına sevgili izleyiciler, yerli ve milli demişti. Daha öncesinde sonra benzer bir ifade kullandı Erdoğan ve dedi ki temenni ederiz ki milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir dedi. İYİ Parti'ye yönelik bu açıklamalarda bulunmuştu Cumhurbaşkanı. Merakla bekliyoruz demiştik. Hem İYİ Parti'yi kurmaylarından ya da Genel Başkan Akşener'den bir açıklama gelecek mi diye ve o açıklama geldi. Dedi ki bizim Erdoğan'ın millilik ve yerlilik açıklamalarına ihtiyacımız yok dedi. Bizim çizgimiz bellidir. Kuruluşundan bugüne kadar gelen süreç bellidir İYİ Parti'nin dedi. Çizgisinde hiç kırıklık olmayan bir siyasi partiyiz biz dedi. Milletimizin geleceğini heba edildiği bir kumar dedi, oynanıyor dedi. Biz buna, bu oyuna gelmeyiz ifadesini kullandı. Meral Akşener Erdoğan'a yanıt vermiş oldu aslında. Milli yerli duruş sergilemek üzere konumunu gözden geçirir demişti dedi. İYİ Parti'den de yanıt gecikmedi Erdoğan'a.